Geç verebiliyorsan ses ver. Geç verebiliyorsan ses ver. Veremiyorsan birbirine vur. Sesimiz yok var mı? Geç verebiliyorsan ses ver. Veremiyorsan birbirine vur. Sesimiz yok var mı? Veremiyorsan birbirine vur. Sesimiz yok var mı? Sesimiz yok var mı? Ses verebiliyorsan ses ver. Sesimiz korku. Yani o güne geri gidiyorsun. 99'da neredeydiniz? Burada hemen iki arka sokaktaydım. Avcılardaydım. Evet ve binamız çöktü. Biz o çöken binanın altındaydık ama Allah'tan yarıda kaldı ve altından çıktık öyle şekilde. Kötü. Biz burada farkında çalışması yapıyoruz. Belediyeden geliyoruz. Böyle bir ses duydun. Sesi duyduğunda ne hissettin? Neler çağrıştırdı? Ne oldu onu yaşadım o anı zaten. Yani zaten günümüzde biliyorsunuz bir yangınımız, bir selimiz, depremimiz de eksik olmadığı için. Bu tarz durumlarda insan ister istemez etkileniyor. Tüylerim diken diken oldu belirttiğim gibi. Peki sen 99 depremini hatırlıyor musun ya da neler hatırlıyorsun? Hatırlıyorum. Yani anneannemin beni nasıl kucağına alıp çıkarttığını çok net hatırlıyorum mesela. Kendini beni siper etti, üzerime yattı resmen kadın ilk o anda. Ondan sonra sallantı bittikten sonra zaten dışarı nasıl çıktık bilmiyorum. Yani bayağı korktuk. Tüylerim diken diken şu an. Hatırladınız galiba yaşadığınız anları hatırladınız. Tabii ki hatırladık. Yani çok acıydı. İnşallah bir daha yaşamayız. Tabii ki olacak bir deprem bekliyoruz ama. Çok kötü. Çok korkmuştuk. Bayağı sallandık yani. Hep dışarıya çıktık. Allah bir daha göstermesin. Tüylerim diken diken oldu. Aynı şeyi yaşamış gibi oldum. Büyükçekmece'de oturuyorduk çünkü 17 Ağustos'ta. Büyük deprem ben de yaşadım. Çok büyük depremdi. Allah da kimseye göstermesin. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Söyleyecek çok şey var ama neyini söyleyeyim yani hangi bir söyleyeyim. İşte tekrar o günleri yaşamamak için binaların tekrar güçlendirilmesi, sağlam yapıların yapılması, insanların bilinçlendirilmesini daha iyi olacağını